Ayağımızın altından çekil. Kaybetmeye devam edeceksin. Son sertine kadar alacaksın. Hiç mi özlemiyorsun? Evine de götürmemiş. Belli ki başka bir yere götürmüş. Neredeler? Ve Keşember Halil İbrahim'in tuzağına düşüyor. Yeni bölümde olaylar gitgide büyüyecek. Malum düşman tarafı gitgide çoğalıyor. İskenderiydi, Kaan'ıydı derken şimdi de Başkan Şeref ve Keşenver, Halil İbrahim'in düşmanları kadrosuna dahil oldu. E hal böyle olunca Halil İbrahim bunca düşmanla nasıl mücadele edecek sorusu kafaları meşgul etmeye başladı. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Halil İbrahim'in Keşenver'le ilgili planı ne olacak? Kikalar bundan böyle Halil İbrahim'le mi çalışacak? Yavuz, Leyla ve Ferhat arasında neler yaşanacak? Fikret Yavuz'u vurmak zorunda mı kalacak? İşte tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı videomuzda olacak. O yüzden sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu kısa hatırlatmadan sonra videoya başlayalım. Şimdi son bölümde Keşenver Kikalarla görüşüp Halil İbrahim benim paralarımı el koymuş. Paralarımın yerini bulursanız veya bir şey duyarsanız size yüzde birlik pay veririm demişti. Bunun üzerine Kikalar da Halil İbrahim'e gidip olanı biteni anlatmışlardı. Tabi Yahya yüzde ya birlik hisseyi yüzde yirmi olarak dile getirmişti ama neyse. Asıl mesele bundan sonra başlıyor. Muhtemelen Halil İbrahim Keşembere Kikalar üzerinden bir yem atacak. Yani Kikalar embere paranı bulduk diyecekler. Keşemberde de paraların yanına geldiğinde Halil İbrahim'le karşı karşıya gelecektir. Zaten Halil İbrahim Kikalara Keşember için gelsin karşıma dikilsin. Ben ona hak ettiğini veririm demişti. Dolayısıyla bu karşılaşmada Halil İbrahim Keşembere hak ettiğini yumrukla verebilir. Keşemberi bir güzel dövüp Şeref ve İskender'in önüne atabilir. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada açıkçası ben Kikalar'ın Halil İbrahim'le birlik olmalarından yanayım. En azından Kikalar Halil İbrahim'in kontrolünde olursa düşmanı çökertmek, darbe üstüne darbe vurmak daha da kolaylaşacaktır. Sanırım öyle de olacak. Kikalar'la işbirliği bir süre devam edebilir. Diğer yandan İskender yine büyük bir oyunun peşinde. Bu seferki hedefi Leyla, yeğeni Ferhat'la Leyla'yı evlendirmenin peşinde. Tabii bunun önündeki tek engel Yavuz. Çünkü Leyla hala Yavuz'la evli. İşte maalesef İskender'in planları arasında Yavuz'u Fikret'e öldürtme mevzusu var. Benim daha önceki videolarımda hep bahsetmiş olduğum teori gerçekleşiyor. İskender Yavuz'u ya kendisi öldürecek ya da Fikret'in öldürmesini sağlayacak demiştim. Ama tabii İskender'in hedefi bunu Fikret'e yaptırmak. Görünen o ki Ferhat'la Leyla'nın arasını Gamze yapacak. Leyla Ferhat'tan hoşlanmaya başladığında da Yavuz'dan ayrılmak isteyecek. Bu durumda Yavuz gerçekleri öğrendiğinde Leyla'yı vurmak isterken Fikret yetişip Yavuz'u vuracak. Yavuz mezara, Fikret de hapse girince İskender'in hedefleri gerçekleşecek, Letoların yönetimini ele geçirecek. Eğer bu tahmin gerçekleşirse her iki tarafa da yazık olacak ama ben yine de Yavuz'un bu tuzağı göremeyecek kadar akılsız olduğunu düşünmüyorum. Yani Yavuz zaten İskenderle işbirliği yapmaktan pek memnun değil bence. Onu İskender'e iten kişi annesi Nergis. Nergis sürekli oğlunu Fikret'e karşı doldurup İskendere itiyor. Lakin İskendere güvenilmeyeceğini Yavuz da biliyor. Eğer olur da Halil İbrahim Yavuz'u İskender konusunda uyarırsa bir ihtimal Yavuz İskenderle işbirliği yapmaktan vazgeçebilir. Neticede İskender ona faydadan çok zarar getirir. O yüzden Yavuz'un yol yakınken İskender'den bağını koparması lazım. Sizce Yavuz İskender'i bırakır mı? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.